kapalı topluma giden bir yolda yürüyoruz. Bunun aşılması gerekir. İnsanların inançlarını özgürce ifade edebileceği bir ortamın hazırlanması gerekir. Bu hazırlanmadığı takdirde çok fazla da değişen bir şey olmaz. Ama tabii ki biz geçmişten de bugüne kadar baktığımızda özellikle baskıcı rejimlerin çok da ayakta kalmadığını görüyoruz. Yani işte Orta Doğu'da örnekler var, dünyada örnekler var. İşte demokrasinin olduğu yerde hem toplum üretir, hem gelişir, hem demokrasi açısından hem ekonomik olarak bazı sorunları aşar. Aslında sadece sizin partiniz değil, CHP, İYİ Parti, başka muhalefet partileri de bundan muzdaripler. Evet. Mesela Mansur Yavaş önceki gün böyle bir olay yaşadı. Şimdi iktidarın mesela açıklamalarını, suçlamalarını naklen yayında verdiler. Ertesi gün Mansur Yavaş ben söz hakkımı kullanacağım dedi. Bir tane haber kanalı verdi.